Evet arkadaşlar, Cyberactive Gamer'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Gümüş ve bugün de Minecraft oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız? Ben bunu sıkıldığım için oynayacağım. Hani böyle bir anlatma amacı veya başka bir şey yok. O yüzden öyle takılmasına, eğlencesine oynayacağım bir oyun olacak. Dear Esther'ın daha doğrusu birazcık sıkıcı havasından çıkmak amacıyla oynayacağım bir oyun olacak. Ne yazalım? Cyberactive'in bulunduğu yer. Game of Survival Mamur. Buraya da bunu da şeyden gördüm aslında, ondan yazdım mı acaba? Neyse, şu şeyleri açalım. Çok bilmediğimden açıyorum. Bonus chestleri açalım. Bu da boş dursun. Neyse. İnşallah karlı marlı bir yer gelmez. Karlı yerleri ben de sevmiyorum. O zaman Green New World diyelim bakalım ve yeni dünyamız oluşsun. Nasılsınız bakalım, görüşmeyeli iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim, sağ olun. Hepiniz biliyorum sormadınız ama olsun, ben yine de yüzsüzlük yapıp sormuşumuz gibi göstereceğim kendime. Bonus chest'ten bakalım ne çıkacak. Hemen açalım. Oo, ne güzel. Ben dediğim gibi çok bilmiyorum oyunu. Hani biliyorum aslında ama çok fazla böyle ayrıntılı değil. Mesela kısa yol ne kadar, nasıl kısa yollar vardır, ne kadar hızlı kullanılır falan falan, onları çok iyi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Hemen şunları da alalım. Hiç uğraşamayacağım bunları üretmekle. Hop, sandığımızı da alalım. Bakalım yerimize şöyle bir güzel bir yer mi? Nasıl bir yer? Neyse, odun toplamaya başlayalım o zaman hemen. Oo, bayağı kalın. Evet, dediğim gibi böyle eğlencesine oynayacağım bir oyun olacak aslında. Hani böyle bir anlatma amacı gütmüyorum veya hani herkes artık Minecraft çekiyor ve Minecraft'ten millet bıkmış durumda. Ama ben hani sizlere böyle oynadığım oyunları ara sıra çekip çekip göstereceğim. Hani sadece eğlenmek, boş zaman geçirmek amacıyla çektiğim bir oyun, kesinlikle yanlış anlaşılmasın hani. O yüzden eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Minecraft hakkında beni izlememenizi tavsiye ediyorum. Hani bu videoyu izlemeseniz, yani iyi öğrenebilirsiniz yine bir şeyler ama daha ayrıntılı şekilde, rehber şeklinde bir şey arıyorsanız, mesela Azelza'nın yayını var, Ege'nin yayını var, Sabri'nin var, hepsinin yayınları var, onları izleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi kendi sıkıntımdan dolayı çekiyorum. Kesinlikle bir öğretme amacı gütmediğim şeyler. Bu arada kömür varmış burada, az sonra onu da alırız ama şimdi şunları bir alalım. Hop. Şöyle seninle öldüreyim ben de. Lan konuşma hadi. Hah. Möğleyip duruyor bir saattir. Bunu niye almıyor? Alsana bunu. Hah, aldı. Şöyle seninle. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ağacın dibine girmiş. Orada kendi başında takılıyor. Bunu da aldık. Hemen atlayalım buradan. Şimdi şuradan birazcık daha ağaç toplayalım biz. Ondan sonra gidip kendimize bir ev yapalım. Sonrasında da geceyi geçirelim. Ne yapacağım hakkında bir şey bilmiyorum. Yani ne yapsam hiç bilmiyorum şu an. Yani evi yaptıktan sonra neler olacak onu da bilmiyorum ama olsun yani, yine sıkıntıdan. Dediğim gibi boş zamandan çektiğim video olacak bu. Bu arada Dear Esther'ın da 3. bölümünü şu an yüklüyorum. Bunu da söylemiş olayım. 4. bölüm büyük ihtimalle 2 parça şeklinde gelebilir. Çünkü bayağı uzun bir bölüm ve tek parça biteceğini düşünmüyorum. Yani tek parça olursa 20-25 dakika civarında biter. Hikayeyi benim anlatmam size ve sizin de olayları görmeniz bayağı uzun sürecek gibi duruyor. O yüzden ne yapacağız? Biz 2 parça şeklinde çekebiliriz belki. Aslında yarıda da bırakmak istemiyorum, o zevki size yarıda kavursağınızda bırakmak istemiyorum. Hani o olayın en son kısmını ama yüklemesi çok sorun oluyor, çok uzun sürüyor. Bilgisayarı da açık bırakamıyorum evde. O yüzden sıkıntılar yaşayabiliyorum. Web başında durmam gerekiyor upload ettiğim zaman videoları. Ayrıca render da çok uzun sürüyor. Render 2 saat sürüyor videoların renderı.
Ve bir de yüklemesi de 2 saat sürünce toplam 4 saatlik bir süre geçiyor bizim videolar için. O yüzden çok fazla video yükleyemiyorum. Bu kadar şey de yeter sanırım ya. Çok mu fazla topladık sanki? Tamam, neyse. Biz evimiz için şöyle güzel bir yer bulalım en iyisi. Kıyıya yakın bir yer. Şurası sanırım şey. Şuralar iyi aslında ya. Burada bir yer bulursak güzel olur bizim için. Şöyle şurada bir yer altı şey mi yapsak ki? Nasıl bir şey yapsak hiç bilemiyorum şu an. Şöyle birazcık daha gidelim bakalım. Belki şuralarda ev kurabilecek daha dik bir yer bulabiliriz. Evet. Burada da gördüğünüz gibi bir mar... Allah'ım. Demirler buralara kadar taşmış. Biraz ilginç bir şey olmuş. Seyit olmuş bu. Evet, bu aşağıda baya büyük bir mağara olsa gerek. Belli ediyor çünkü kendini şu an. Şuralara bir yere de kuralım işte ya. Ne olacak sanki. Oo. Neyse, oralara da ineriz. Ama dediğim gibi bir yere ev kurmak zorundayız. Ama daha varmış zamanımız. Fazla sulu ve mağaralı bir world olmuş bu. Şeyin Alp'in olayına çok sevip şey yapmıştım ben ya. Sübhanallah falan yazmış şeye, world koduna. Ona bayağı gülmüştüm. Aslında bunu nereden öğrendim? Herkes gibi ben de şeyden öğrendim Minecraft'ı. Ege'den öğrendim. Herkes de Ege'den öğrenmiştir sanırım. Zaten çoğunlukla başlatan Ege'dir. Hani Minecraft'ı ilk çeken ya da rehber şeklinde çeken ilk Ege'dir. Belki de YouTuber'ların hani başlangıç noktası, bu kadar yayılmasının sebebi de o olabilir. Hani bayağı da güzel anlatıyor kendisi. Belki beni tanımaz ama belki de zaman içinde tanıyacaktır, bilemiyorum. Şu an henüz kendisiyle tanışamadık. Ama gerçekten iyi anlatıyor. Bakın kendimiz düştük işte yani. Burası iyi bence. Şöyle küçük bir şey şeklinde yapabiliriz burayı. Şöyle. Şurayı kapatalım ilk önce biz bir. Şurayı da şöyle kapatalım. Şu suyun olduğu yeri de kapatabiliriz sanırım. Evet, demir burada da var. Oo, yine takılı kaldı bu benim. Klavyemde de ara sıra böyle sorunlar oluyor. Takılı kalıyor bazı zamanlar. O yüzden sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şöyle şurayı da kapatalım. Şurası açık durabilir sanırım. Ya da biz tamamını kapatalım. Yani vazgeçtim. Şuraya bir kapı yapmamız lazım. Ondan önce buraya su gelmiş. Allah. Bu su nereden geldi ya? Allah Allah. Neyse. Şurayı da engelleyebiliriz sanırım. Şeyle.
Şuraya da bir merdivenle, yapacağımız bir merdivenle olayı çözebiliriz sanırım. Şimdi buraya nasıl bir tasarım yapsak ki hiç bilemiyordum. Neyse, burayı kapatacağız mecburen, ama şöyle kapatalım madem de çok dengesiz gözükmesin. Hop, şöyle şuraya bir tane torchlight koyalım. Şimdi kapımızı yapalım. Ondan önce bir şunları. Birleştirelim. Hemen crafting table'ımızı yapalım. Bunu yerleştirelim. İçeriye şuraya bir tane torch çakalım. Crafting table'ı koyduk. Kapımızı yapalım. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Kapıyı da. Evet, güzel bir evimiz oldu gördüğünüz gibi manzaraya karşı. Şimdi buraya canavarların gelmemesi için, zombilerin veya başka bir şeyin spawn olmaması için şu altı falan kapatmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Şurayı alabiliriz aslında. Evet, şimdi bir de ama ondan önce şöyle bir şey yapalım biz bence. Şurayı bir kazalım bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Hem de taş da lazım bana şu an. İyi olur benim için de. Kaç kat indik? 1, 2, 3, 4. Allah, işte bu hiç iyi olmadı. Neyse. Evet, dediğim gibi çok iyi oynayamayabilirim. Oynarken de böyle anlatamayabilirim. Hani onlar bu problem benim için. Minecraft'ta oynarken kendimden geçebiliyorum bazı zamanlar. O yüzden sıkıntılar yaşayabiliriz o konuda. Şimdi ne için yapacaktım? Ha, ben fırın yapacaktım bununla. Ondan da şey. Hop. Değil tabii. Ne yapıyorum ben? İyice uçtuk. İyi mi? Crafting table'a basmadan saçma salak bir şey yaptık. Neyse. Evet, fırınımızı da alalım. Öncelikle şunları bir yerleştirelim biz. Sandığımız var. Sandık. Fırın. Şunu da alalım şuradan. Hop, sen de şöyle geç. Şurayı da birazcık açtık mı? Allah. Burası açıldı. Tamam, en fazla bu kadar açılabiliyormuş burası. Şöyle koyalım torcumuzu da. Şimdi odun yakarak birazcık kömür üretelim diyeceğim ama yakacak bir şey yok. Nasıl yakacağız hiç bilmiyorum. O aklıma gelmedi benim, lanet olsun. Nasıl yapacağız bu işi? Neyse, bu odunumuz var. Yatak yapalım bari. Bu ışık sanırım yeterli bu gece için. Umarım. Umuyorum. Yeterli olur. Sanırım chest'te değil. Şöyle diziyorduk. Ay, üstte diziyorduk pardon bunları. Şöyle 3 tane. Bunun da altına 3 tane setik miydi? Değil. 3 tane şundan mıydı? Evet, bundan. Uzun zamandır oynamadığımdan unutuyorum. O yüzden dediğim gibi bazen unutkanlıklar yaşayabiliriz böyle. Niye koymuyor buraya ki? Ha. Oha, yaktık. Çok hızlı oldu her şey. Evet, ilk günü bitirdik. Dışarı çıkalım bakalım. Çevrede spawnlanan falan var mı? Evet, gayet bomboş yani. Şurada gördüğünüz gibi.
Burası bayağı güzel bir seçim oldu bence. Hani hem canavarların gelmesi açısından birazcık çevreyi temizleyelim bu arada. Şu ağaçları falan bir alayım ben buradan. Ne yapıyorum? Bir saniye. Ayrıca çevrede daha demin kömür görmüştüm ben bir yerde. Nerede gördüm? Onu hatırlamaya çalışayım bir. Oo ne güzel ada. Ada sanırım burası. Böyle. Şunu çekelim şuradan. Dediğim gibi şu an ne yaptım hiç bilmiyorum. Sadece çevreyi temizlemek amacıyla odun topluyorum. Hani evin içine birkaç gereç yapmam lazım. Şeyi bulmam lazım. Ondan önce kömür bulmam lazım. Kömür önemli bir ihtiyaç. Şöyle kazalım şuradan ya. Kazdık da elimizde kömür de yok. Neyse. Biraz dolanalım. Oo bu ne? Ay, örümcek. Uğraşamayacağım şimdi. Şu stikleri bir toplayalım bir araya. Bir tane şeyimiz var. 3 tane elmamız var. Bir elma yiyelim bari bu arada. Hazır acıkmışken. Bu bize şimdilik yeter. Abi bakıyorum çevrede bir şey bulamıyorum şu an. Neyse şu mecburen kapattığımız yeri geri açacağız gibi duruyor. Şuradan verelim. Bu ne demir bu ya? Bunu niye kazıyorum ki? Tamam şu an nereden bulacağımı sapıttım. Kaybolurum diye de acayip korkuyorum. Ha şurada bir tane tepe var. Tepeye dalalım abi. Yapacak bir şey yok. En mantıklı yöntem bu. Hem düz geri çıkmamız için bir şey gerekmiyor. Hem de burada bulma olasılığımız var sanırım. Bayağı zengin bir hal bir world olmuş. Her yerde çıkıyor çünkü. Şunları alalım. Tamam şimdi bir hemen ayaküstü diyecektim ki tüh rezil Allah belanı vermeyin. Ne yapacağız şimdi? Geri gidip tabii ki bulacağız. Bu arada bizimkisi evden çok sığınağa benzedi. Yerin altında. Orada kaç dakika oldu ki? Neyse az sonra bitirelim bari. Şimdi bir kendimize demiri yapalım. Demir diyorum. Kazma yapalım bir tane stone'dan. Bir tane daha şey yapalım. Demeye kalmadı. Şundan yapalım evet. Stone shovel. Evet, devam edelim. Bir kömür bulalım. Eğer kömür bulursak, kömür bulduktan sonra bugün de bitirip bölümü bitirelim burada. Ben sonrasında kendim devam edeceğim. Evet, bu arada çabalarımı görüyorsunuz yani şu an şey bulmak için kömür bulmak için nelere katlanıyorum neler çekiyorum. Şöyle birazcık daha aşağılara inelim. Belki çıkar. Bu arada ben birazcık brightness'ı yükselteyim çünkü göremiyorum.
kafama göre kazıyorum. Bakalım inşallah bir yerden çıkacaktır. Buradan da gelecekmiş gibi durmuyor. Burası bayağı karanlık oldu. Buradan devam edelim. Yok abi, buradan çıkmıyor. En iyisi yukarı çıkalım biz. Şöyle daha farklı bir yerlere gitmeye çalışalım. Daha demin bir şey görmüştük biz. Burada mıydı? Neredeydi o ya? Ha, bu ne? Aha. Evet, sesi duydunuz. Bir iş var bu işin içinde. Demeye kalmadı. Düştük zaten. Gerekli ekipman da yok ama merak et. Oyt. Slenderman var. Allah belanı vermesin. Nerede bu? Hayır, hayır. Yapma, yapma. Ben gidiyorum. Abi bana bir şey yapma. Ne olursun. Çık, 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 çık. Sakın bakma. Yere bakarak gideceğim. Nerede benim evim? Şuradaydı. Değil mi? Siktir git. Çekil lan, çekil. Aman atmayayım. Çekil ya. Nerede bu? Var mı? Yok. Neyse, bu kadar aksiyon bana bugünlük yeter. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bize ulaşmak için Facebook üzerinden CyberActive veya Twitter üzerinden CyberActive yazıp ulaşabilirsiniz. Hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bu arada hatırlatma, Pazartesi ve Perşembe günleri de Kütahya'da 99.9 Radyoaktif'te yayında oluyorum ben. Aslında bu hesaplar onun için kullandığım hesaplar. Bu arada son bir hatırlatma, Minecraft'in bir kısıtlaması yok. Bilinçli oyuncu hareketini başlattığımız için sizlere bu hatırlatmayı da yapayım. Her türlü yaş için izlenebilir, oynanabilir bir oyun. Hepinize iyi, kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Başka bir bölümde görüşmek üzere.